Bugün TRT Haber'den Mutlu Çaylak'ın bir haberi vardı. Haberin başlığı aynen şu şekilde. Leylekler erken göç etti. Tarihi bir kış görebiliriz. Röportajı yaptığı, bu açıklamaları aldığı isim Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Doktor Okan Bozyurt ve Okan Hoca şu an canlı yayın konuğumuz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, leyleklerin erken göçü kışın sert geçeceğinin habercisi oluyormuş. Peki nasıl oluyor? Yani nasıl bu kanaate, bu sonuca varıyoruz? Ve bu %100 evet kışın sert geçecek anlamını taşır mı? Olasılık anlamında nedir? Teşekkür ederim. Ben şimdi bir tarihlere bak. Okan Hoca ile bağlantımızda bir sıkıntı şu an oldu. Şimdi Okan Hoca dedi ki ben şimdi tarihlere baktım. Tahmin ediyorum ki daha önce böylesi hani göçlerle alakalı erken göç durumunda ne kadar o sert kışı geçirdik bir anlamda bunun delili olabilecek diyebiliriz aslında. Tarihleri sanıyorum ki bize verecekti ama dikkat çeken böyle durumlar var. Hatırlayın tabii geçen kışta mesela su sebebiyle sıkıntılar yaşamıştık. Şimdi yazdayız. Yazın başında şöyle bir o beklediğimiz Mayıs-Haziran gibi yağışları aldık. Barajlar biraz doldu. Birkaç ay rahat eder gibi olduk ama ekrana getiriyoruz kuruyan barajların görüntüsünü. Dolayısıyla 60 günlük bir su kaldığı söyleniyor. Yetkililer, sivil otoriteler buna ilişkin olarak tedbirli davranmamız, suyu fazla harcamamız gerektiğini söylüyorlar. Haliyle tabii kışın da sert geçecek olması bir anlamdan evet ısınma konusunda sıkıntı olabilir ama bir anlamdan barajların doluluğu açısından, dolması açısından yüzümüzü güldürecek bir gelişme olabilir. Ama gerçekten öyle mi olur? Yani bu leyleklerin erken gelmiş olması, erken göç etmiş olması tarihi bir kış göreceğimiz anlamına %100 gelir mi? Bağlantımızı yeniledi arkadaşlarımız. Okan Hocam hemen dinleyelim sizi. Evet, hemen söylüyorum. Evet, bu sene 15 gün önceden göç etti Avrupa'dan gelen leylekler. Avrupa kıtasında aşırı derecede bir soğuma şu anda mevcut. Hatta Almanya'dan gelen haberlerde ben şuna dikkat ettim. Ağustos ayında bazı yerlerde kar yağışı gerçekleşmiş. Yani bu kutup hücresinin erken gelişlediğini bize gösteriyor. Bundan 2 yıl önce de hatırlarsanız yine sizin kanalda buna benzer bir haber yapmıştık. Yine leylekler erken göç etmişti ve o sene hatırlarsanız İstanbul başta olmak üzere pek çok büyük kentimizde yoğun kar yağışından dolayı hava, kara ve deniz ulaşımı inanılmaz derecede aksamıştı 2021-2022 kışında. Bu sene yine aynı durum gerçekleşti. Benim bu konuyla ilgili yayınlamış olduğum bir makale de var. Coğrafya bölümünden aynı zamanda Muhammed Bağlı hocamızla birlikte yapmış olduğumuz. 1979 yılından beri kayıtları aldık leyleklerin sonbahar göçlerini ve ne zaman erken göç etseler yani 26 Ağustos'tan önce göç etseler o sene kuzey yarımkürede inanılmaz derecede çetin kış şartları yaşanıyor ama inanın hiç bu seneki kadar erken göç etmediler. Bakın bunun altını çizmek istiyorum. Hiç bu seneki kadar erken göç etmediler. Bu sene başta Avrupa olmak üzere Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada 2012 yıldan beri görülmüş olan en yoğun kış şartlarını yaşayacağız gibi de geliyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok kentimizde yoğun kar yağışı etkili olacak diyebilirim. Hocam dediniz ki hiç bu seneki kadar erken göç etmediler. O zaman evet. Ne kadar erken göç ederlerse o gün sayısı ne kadar fazlaysa kışın sertliği de o kadar fazla oluyor mu? Yoksa yani bunun evet. Sürenin erkenliği sertliği anlamında bize bir ipucu veriyor mu? Şimdi bu konuda istatistiksel bir çalışma yaptık biz. Çünkü anlamlı çıkıyor sonuçlar. Mesela diyelim bundan 2 yıl önce 16-17 Ağustos gibi göç etmişlerdi. O sene yine çok kış geçmişti ama bu sene bakın 10 Ağustos... Evet, Okan Hoca ile yine bağlantıda bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu seneki kadar daha önce hiç erken göç etme gibi bir durumun olmadığını söylüyor. Yani tamam daha önce de göçler erken göçler gerçekleşmiş. Ağustos'tan önce göç etmişler. Hatta 2021-2022 kışında hatırlattı Okan Hoca bize. Sert geçmişti. Şiddetli kar yağışları İstanbul'da görülmüştü. Hayatı felç edecek noktada kar yağışları söz konusu olmuştu. Ve bu seneki göç çok daha erken olmuş. Ve buradaki o süre ne kadar fazla oldukça bu sefer 15 gün erken göç etmişti. Leylekler bu kışın da bir o kadar sert geçeceğinin işareti oluyor. Bu arada Okan Hoca'nın röportajında bir başka cümle var benim not aldığım. Birazdan kendisine de bağlantımızı yenileyebilirsek soracağım. Bu sene denizler çok fazla soğumayacak. Atmosferse aşırı derecede soğuduğu zaman denizlerde çok hızlı bir buharlaşma olacak. Ve özellikle İstanbul gibi kentlerde deniz etkili kar yağışları dediğimiz dek yağışları çok fazla olacağı benziyor diyor Okan Hoca. Şimdi bu kar yağışında deniz etkisi olunca
olunca bu ne ifade ediyor? Bildiğimiz kar yağışlarından farklı mı? Şiddeti mi farklı oluyor? Yoksa şiddeti mi farklı oluyor? Yoksa bir anlamda yerde kalıcılığı mı fazla oluyor? Tabii bunlar da ayrı bir soru işareti ama şunu anlıyoruz ki leylekler erken göç etti. 15 gün kadar erken göç etti ve bu tarihi bir kış göreceğimizin işareti, delili neye dair? Aslında delil nedir? Geçmişteki tecrübelerden hareketle bunu Okan Hoca söyledi. 2021-2022 kışında yaşanan. Okan Hoca ile de bağlantımızı yeniledik. Hocam bağlantımız çok sağlıklı işlemiyor. O yüzden ben araya girmeyeyim. Siz hemen cevabı verin ama ben şunu da ekleyerek sorayım. Kar yağışı deniz etkili olmasından bahsetmişsiniz. Kar yağışı deniz etkili olunca bu ne oluyor? Bildiğimiz kar yağışından farklı mı? Bu sene deniz suyu sıcaklıkları çok yüksek Marmara ve Karadeniz'de aşırı ısınmadan dolayı bu deniz suyu sıcaklığı kışın çok fazla soğumayacak. Üst atmosferde soğuyacağı için inanılmaz bir kararsızlık ortaya çıkacak ve 2022 yıldaki o vortex ve deniz etkili kar yağışları yeniden gündeme gelecek diye düşünüyorum. Aynı zamanda Golf Stream akıntıları da çok zayıfladı bu sene Avrupa'da ve Avrupa 30 yıl içinde küçük buzul çağına girebilir. Isınmadan dolayı onu söylemek istiyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Doktor Okan Bozyurt bizimle birlikteydi. Okan Hoca'ya teşekkür edelim. Leylekler erken göç etti, tarihi bir kış göreceğiz diyor Okan Hoca. İnşallah hani hayatı etkilemeyecek kadar ama bol kar yağışlı olur. Barajlarımızda dolar da şu susuzluk sorununu yaşamayız. Tehlike olmaktan, risk olmaktan, sorun olmaktan çıkar. Bu meseleyi kenara koyalım. Yeni bir başlık açıyoruz. Moderatör devam ediyor.